mekruh vakitler var. Kısa onda geçelim inşallah. Mekruh vakitler var. Üç vakit var. Bu üç vakitte hiçbir namaz kılınmaz. Üç vakit var böyle. Bir sabah güneş doğarken, güneş üç kere güneşin göründü mü, güneş doğma başlarken, güneş doğarken o anda hiçbir namaz kılınmaz. Hatta bir kişi o gün sabah namazını kılmaya başlamış. Kişi namazı yakın güneş doğarsa namazı bozuldu muhtemelen. Namazı bozulur. Onun bir defa tekrar kaza kılması gerekir. Demek güneş doğarken hiçbir namaz kılınmaz. Ne zamana kadar? Güneş bir mızrak boyu kadar çıkacak. Tabi mızrak bugün bilinmiyor muhteremler. Eski harp kullanan silahlar. Mesela kılıç bir tarafı keser, mızrak da süngü belir bir şeydir. Bugün tabi takvimlere göre, saatlere göre güneşin doğuşundan sonra mevsime göre 40-50 dakika geçinceye kadar namaz kılmaz anında. Ona yine güneş doğuyor anlamına geliyor muhteremler. Demek ki güneş doğarken namaz kılınmaz, hiçbir namaz kılınmaz. Ta güneş biraz yükselecek, aradan 40-50 dakika geçecek. Ondan sonra namaz kılınır. Bir kişi sabah namazına kalkamamışsa, ne yapar? Uyandı kişi, eyvah güneş doğmuş, 3-5 kişi yeni dalmış da bu şekilde. Hemen kılamamışlar. Ne yapacak kişi? Bekleyecek. Güneşin doğuşu, takvime bakar, doğuş üzerinden 40-50 dakika geçtikten sonra ne yapar kişi? O günün sünnetiyle beraber farzını kazayarak kılar. Bakın o günün sabah namazının sünnetiyle beraber kazayarak kılar bu şekilde böylece. Eğer bu kişi o günkü sabah namazını öğleye kadar kılamamışsa, öğleden sonra kılarsa yani farzını kılar, sünneti kılınmaz. Demek ki o günün, kaçırdığı günün sabah namazını öğleden önce kılarsa, öğleye kadar kılarsa, sünnetle kılar, farzında kılar, tabi kaza olur ama böyle. Öğleye kadar kılamamışsa, öğleden sonra kalmışsa, artık sünnet kılamaz, ne farzını kılar muhteremler. Demek ki bir, mekruh vakitler, üç vakit vardı, hiç namaz kılınmaz. Güneş doğarken. İkincisi, güneş tam tepedeyken muhteremler. Güneş tam tepedeyken, o zaman da namaz kılınmaz. Ne kadar zamana kadar? Şimdi bunda fukahaların görüşü var bunda. Örfü nehar, şer'i nehar diye bir şey var bunda. Örfü nehara göre çok kolay. Yani güneş tam tepeden kayarken böylece. Bu çok az sürür böyle. Bir gün peygamber otururken mescitte yalnız Cebrail Aleyhisselam vardı. Öğle namazı bekliyorlar. Peygamberimiz Cebrail'e sordu. Kardeşim Cebrail, hel zareti şemsü, güneş zeval buldu mu? Yani doğudan batıya kaydı mı? Bakın cevap şu Cebrail'den. La ne am? Hayır evet. La ne am dedi. Hayır evet. Peygamber dedi ya Cebrail, niye böyle dedin? Bak önce la, hayır dedin, sonra evet dedin. Ya Resulallah, sen sorduğun zaman daha güneş zeval bulmamıştı. Orada zevar buldu, evet dedim muhtemelen. Az bir zaman sürüyor bu şekilde bu. Bu örfü nehara göre. Bir de şer'i nehar var ki buna göre aşağı yukarı 45 dakika falan kala namaz kılmamak daha eftal muhteremler. Demek ki öğle ezanına da 45 dakika kala da yine bir namaz orada kılmama gerekiyor orada. Üçüncüsü güneş batarken de hiçbir namaz kılınmaz. Yalnız bir kişi o günü ikinin namazını kılamamışsa, güneş batarken bile olsa, az bir zaman kalsa bile yine kılar muhteremler. Yalnız o iki namazın farzını ama, sünneti kılamaz böyle şey. Kaza kılmaz anda böyle. Bir kimse yolda oldu, şu oldu, bu oldu, oldu, o engel çıktı kişiye böyle. Kişinin zorla yetişemedi. Artık güneş akşamına yaklaşmış gayet, hem abdestini acele alır, farzla namazı durur. Hatta bu kişi ikindinin namazını kılarken akşamdan olsa bile namazı bozulmaz, namaz devam eder muhteremler. Neden burada bozulmuyor, sabah bozuluyor? Çünkü burada akşamdan okunca yine namaz vakti giriyor.
O namaz kılınır bu zaman böyle. Ama sabah ezanı çıkınca orada namaz vakti girmiyor mu? Demek ki bu üç vakitte güneş doğarken 40 dakika geçinceye kadar. Öğle vakitinde öğle ezanı alsaydı 40 falan dakika kala namaz kılmaz. Akşam günü batarken de namaz kılmaz, kaza farz kılmaz böyle. Yani o iki namazı kılınır. Bir de iki vakit var. İki vakitte kaza kılınır, nafile kılma muhtemelen iki vakit daha var. Biri şu, imsak vaktinden sonra, yani kişi sabah namazına kalktı kişi, baktı ki imsak vaktinden vakit var. İşte kişi namaz kılar böyle. Yani nafile kılabilir. Ama imsak vakti artık çıkmışsa orada kişi yalnız sabah namazının sünnetini kılar ama orada nafile kılamaz muhtemelen. Ama kaza kılınır. Kaza kılınır olur böyle şey. Mesela bir insan kalktı, baktı ki sabah ezanına daha mesela cami edecek de icabında vakit daha var. Kişi ne yapar? Kaza namazı kılabilir bu şekilde. Yalnız demek ki imsak vaktiyle güneş doğunca o arada nafile kılınmaz ama kaza kılınır muhtemelen. Kaza kılınır. Bir de iki namazının farzını kıldıktan sonra nafile kılmak muhtemelen. İki namazının farzını kıldıktan sonra nafile kılınmaz. Örnek, mesela ikindi vakti olmuş, ezan okunmuş. Kişi ne diyor? Mesela nafile kılmak istiyor bir şey yapmaz. Kılabilir. Nitekim ikinci sünneti kılınıyor, o da nafile namazdır. Kılınıyor. Ama ikindinin farzı kılındıktan sonra nafile kılınmaz ama kaza kılınır muhtemelen bakın.